Patates lazanya nasıl yapılır? Tavaya zeytinyağını alıp ısıtın ve ufak küplere doğradığınız tavukları sotelemeye başlayın. Tavukların rengi döndükten sonra yine yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip kavurmaya devam edin. Biraz daha karıştırdıktan sonra ince ince kıydığım sarımsakları ve ardından da yine küp küp doğradığım mantarları ilave ediyorum. Çok az domates ve biber salçası, kekik ve karabiber ilave edeceğim. Tuzunu ve çok az da suyu ilave edip 1-2 dakika daha ocakta tuttuktan sonra ince kıydığım maydanozları ekliyorum ve bu şekilde iç harcım hazır hale geliyor. Aynı boyda seçmeye çalıştığım patatesleri soyup rendenin dilimleme bölümünden ince ince dilimler çıkarıyorum. Orta boy dikdörtgen ısıya dayanıklı cam tepsime üst üste binecek şekilde bir sıra patateslerden dizeceğim. Dizdiğim patateslere eritilmiş tereyağı gezdiriyorum ve tuz ve karabiber serpiştiriyorum. Ve 1-2 yemek kaşığı da süt. Siz isterseniz tereyağı ve süt yerine sadece süt kreması da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde ikinci kat patateslerimi de dizdikten sonra aynı işlemi tekrar uygulayacağım. Şimdi hazırladığım tavuklu harcın yarısını patateslerin üzerine döşüyorum. Ve tekrar iki kat patatesle kapattıktan sonra kalan tavuklu harcı yayacağım. Ve son olarak yine kalan patateslerimi de bu şekilde döşemeye devam edeceğim. Patates lazanyamı pişirmek için fırınım ısınırken son olarak üzerine beşamel sos hazırlayacağım. Bunun için zeytinyağı ve tereyağı karışımında, arzuya göre sade zeytinyağı da olabilir, kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra süt ilave edip tel çırpıcıyla karıştırıyorum. Koyulaştıktan sonra biraz tuzla tatlandırıp hazırladığım beşameli patateslerin üzerine gezdireceğim. Bu şekilde 200 dereceye ısıttığım fırında patateslerim yumuşayana kadar yaklaşık yarım saat pişiriyorum. Ve tekrar fırından almadan önce bolca kaşar rendesi serpip tekrar üzeri kızarana kadar pişirmeye devam ediyorum ve işte son görüntü. Tadı gerçekten çok harikaydı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Farklı bir lezzet, bildiğimiz malzemelerle yapacağınız. Sizin de bu tarz değişik tarifleriniz varsa yorum kısmında benimle paylaşmayı unutmayın.